Gerçekten suçlu mu diye mi kesin olarak bir şey söyleyemeyeceğim efendim. Ancak evet, evet gizli düşünceler besledi muhakkak. Ama bildiriyi o mu yazdı? Bilmiyorum diyor efendim. Evet, yapamadım. Haklısınız efendim, yapamadım demem daha doğru. Doğru söylüyorsunuz efendim. Yarın kendisini teslim edeceğim efendim. Ana dair umudum var efendim. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim efendim.
öğretmeni getirin bana. Burada ben derim. Ha, bitmedi, bitmedi. Öğretmenlerinden biri gelecek, bekletin. Bugün kocamla görüşecektim falan der, aşağıdakiler hiçbir şeyden haberi yok tabi. Bu ne iş ya derler. Gambazlar da var aralarında tabi, ondan sonra da ayıp da pirincin taşına. Öğretmen niye karısıyla görüşmedi, maksadın neydi, para mı aldın yoksa siyasi bilgilerin 12 ile aynı mı? Sor babam, sor ondan sonra. Geç otur, geç, geç otur, şöyle geç. Ayakta kalmıyor, geç. Karın gelmiş mi? Otur şuraya, ayakta konuşulmasından hoşlanmam, otur. Geldiği zaman haber vereceğim. Heyecanlı mısın? Ha? Evet. Çok mu? Evet. Doğrusu senin yerinde olmak isterdim, biliyor musun? Nasıl? Yani demek istiyorum ki hani karınla da uzun zamandır görüşmüyorsun ya böyle. Böyle yabancı bir kadından da kalbi kalmasa tadı kaptı diye böyle. Ha? Öyle değil mi? Olabilir. Canım hadi, olabilir deme hadi. Bal gibi dolur. Benim bir arkadaş verdi. Karısından boşandırdılar. Yıllarca sürdü davaları. Boşandıktan sonra mahkemeden beraber çıkıyorlar bunlar, tamam mı? Arkadaşlar karıya sırf jest olsun diye sinemaya davet ediyor. Adam da kabul ediyor tabii. Gidiyorlar. Bir loca tutuyor bizim arkadaş. Geçiyorlar locaya sonra. Bu iş mi tanıyor tabii bizim arkadaş. Yapma ihtimal falan derken saldırıyor arkadaş. O zamanlar anlatıyordu bana. Evlilik ama kadar da çok güzel tatlı olmuyordu derdi. Her farklı gelmiş demek ki abi. Kaç yıl gelmişsin sen? 7. Hı? Çocuğunuz olmadı mı? Olmadı. Senin yüzünden mi, onun yüzünden mi? İstemedi. Sen mi istemedin, o mu istemedi ha? Sorgun başladı. Bu mu böyle şey? Ben de konuşurum çok öyle. Sorguya kaçar gibi konuşuyorum. Kusura bakma sen beni. Şikayet etme. Alıştı mı diyorsun yani? İyi oldu mu sen buraya gelin? Bugünle beraber tam 345 gün. 345 gün. Ne 345? 345 gündür sizden başka kimseyle görüşmedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin yerinde ben olsun vallahi dayan. Mümkün değil, dayanamadım. İki gün böyle evde kaldığım zaman afakanlar basıyor. Öyle bir de kadın olmadığı zaman iyice çıldırıyorum böyle. Geçen gün o yüzden deşirdim ya seni. Demek... Gece gündüz karını düşünüyorsun. Hadi 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 hadi, çekinmene gerek yok, anlat. Biz miseyiz nasılız? Söyledim ya salı günü, daha mı söyleyeyim? Bunu benden ummuyordun değil mi? Yani böyle bir iyilik beklemiyordum ben. Gene de olmuyor. Nasıl? Ben sana demedim mi? Karına mektup yaz, cumartesi günü gelsin, mesaiden sonra görüştüreyim demedim mi? Evet. Şimdi aynı şeyi yapmıyor muyum? Bana gerçekten bir iyilik yapmak istiyorsanız... Evet. Suçsuz olduğumu kabul edin, bırakın gideyim. Ulan insanlık başka, bu başka. Siktir git lan! Siktir git! Amına kodumu da! Seni buraya çağıran da kapat! Siktir git hadi! Bir şey yok öyle! Pislik! Yalvarırım, yapmayın bunu bana. Karını çağır. Cumartesi günü gelsin dediniz. Salı gecesinden beri gerilmiş bir tel gibi bütün varlığımla, bütün ruhumla bu saati bekledim. Siz de erkeksiniz. Anlarsınız bunun ne demek olduğunu. Yıkmayın beni. Evet, hep bunu düşündüm, 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 hep bunu düşündüm. Nasıl düşündün? Yani ne yaptın o zaman?
gözümün önüne getirdim. Gözümün önünden gitmiyor ki, tam 5 gündür delirmiş gibiyim. Tamam bak. Tamam, itiraf et. O bildiriyi ben yazdım ve karını hemen çağırayım. Hadi söyle. O bildiriyi sen yaz. Ben yazmadım. O zaman kim yazdı lan? Bilmiyorum dedim size. Bilmiyorum. Lan. Demek bunun karşılığı neymiş ya? İnsanlık dediniz bu mu sizin? İyilik dediniz bu mu? Lan iyilik ettiğine inanmazsam karşılığını isterim tabii ha. Kolay mı sanıyorsun sen bu işlere? Kolay mı sanıyorsun lan? Duyarlarsa ne diyecekler? Ha bırak onu, bu dairesini kerhaneye çevirdin diye. Aramış gelme lan! Aramış gelme benim! Alayım mı? Ama bak, mançörlük yapıyorsun, tamam mı? Hakikaten mançörlük yapıyorsun. Getir. Getir. Ayakta konuşma. Bana bakın! Bana bir kibrit ya da çakmak getirin içeride. İnatçı bir adamsın, tamam mı? Gerçekten inatçı bir adamsın sen. Halbuki konuşsan, suçların hepsini itiraf etsen, hiçbir şey kalmayacak. Söyleyecek bir şeyim olmadığını biliyorsunuz. Buyurun efendim. Çabuk, çabuk, acele et! Buyurun efendim. Hasan ortamı iyidir, tamam mı? En azından gelenin gidenin olur. Aferin. Sonra diğer mahkumlarla falan oturup konuşursun. Ne bileyim, sohbet edersin işte. Günlerin sayılıdır zaten. Gelir geçer o neyse. Halbuki burası öyle değil ki. Sen böyle sustukça konuşmadıkça. Ben susmuyorum, konuşmuyor değilim. Ben inat etmiyorum. İnat ediyorsun. İnatçı adamsın sen. Bak, biz 3 türlü mahkumdan hoşlanmayız, tutuktan hoşlanmayız burada, tamam mı? Birincisi bizim yakınlarımız. İkincisi de meslektaşlardan birinin buraya düşmesi. Üçüncü de senin gibi okur yazar takımı. 1000 dereden su getirirler. Susarlar, konuşurlar, böyle kalırlar işte. En iyisi kim biliyor musun? Ayakta kalır. Hiç. İstediğin soruya cevap verirler, yormazlar seni. Nasıl vicdanın rahat olur tabii. Ne oldu? Hı? Vicdanın dediğim için güldüm. Tabii ya. Kolay mı sanıyorsun? Sorgu seyrinde gitmeyince ister istemez zora başlayacaksın. Sorgu niye böyle tıkırında gitmez, seyrinde gitmez biliyor musun? İşte senin gibi böyle oturup insanlara hiçbir şey yapmamış olmaz. O yüzden yazar takımından ben nefret ediyorum zaten. Yayılmasını da pek istemiyorum ben. Bilmiyorsa ne söylesin? Bilmiyorsa lafmışım ya. Çoğu zaman ben bile bilmem söyletmek istediğim şeyi ben. Ha? Benim görevim söyletmektir, senin görevin de söylemek, gerizekalı. Böyle yapacağınıza delil bulun, ispat edin. Delil yoksa, ispat edemiyorsan ne olacak? O zaman suçlu değil demektir o adam. Hadi siktir, yağma yok hadi. Siz benim gerçekten suçlu olduğuma inanıyor musunuz? İşte döndük, dolaştık, bir ayrı yere gel. Görüyorsun değil mi? Tamam, bak şimdi. Bak. Madem suçlu değilsin, hadi öyle kabul edin. Ne yapacaktım ha? Buyurun beyefendi. Çıkıp gidebilirsiniz, evinize gidecektim ha? Benim için bir aşk olsun diye anlaşıldım. Vazifti sen de öğretmensin. Öğretmensin bak şimdi. Bir öğrencinin tahtaya kaldırırsın, tamam mı? Öğrencine soruyorsun, bilmiyor. O da ben de çalıştıracağım diyor. Sırf çalıştım dediği için sınıftan geçirir misin onu, ha? Ben de aynı şeyi yapıyorum işte. İstediğim şeylere cevap vermediğin için burada kalıyorsun. Benden istediğiniz cevap nedir? Tamam. Tamam, bir daha sana söylüyorum. O bildiriyi sen mi yazdın diye soruyorum ve sen de bana evet ben yazdım diye cevap veriyorsun. Ben yazmadım. Kim yazdı lan o zaman? Bilmiyorum. Yine inatçısın. İnatçısın, inatçı adamsın sen. Demek ben buraya o yazı benim de demek için getirdim öyle mi? Ne sandın ya? Gerçeği aramak için değil yani. Nasıl yani? Siz gerçeği bulmuşsunuz. O bildiriyi benim yazdığıma inanıyorsunuz. Sizin için gerçek bu. Oho, yine dönüp alışmayı yere geliyoruz işte.
Haz etmiyorum işte bu yüzden okur yazar takılmam ben. Bakın bak şimdi bak. Burada baş başa sen benden başka kimse yok. Suçunu itiraf et. Dosyanı gönderelim mahkemeye. Uzun orada paylaş tamam mı? Hı? Güzel. Sen mahkemelerde mi inanmıyorsun? Benim yerime siz gitseniz nasıl olur o mahkeme? Ben mi gideyim mahkemeye? Öyle ya nasıl olsa biri lazım değil mi? Siz olmuşsunuzsa ben de değişirsiniz. Gülerler adama da gülerler derler. O bildiriyi benim yazacak kudretim, gücüm olsaydı ben polis mi olurdum he? Yazar olurdum yazar. Yalnız güzel yazmışsın. Ben yazmadım. Tamam git itiraf et mahkemede beni zorla konuşturdular de. Demek suçsuz bir insanın suçsuz insanlar gibi yaşayabilmesi için önce bir suçu üstüne alması gerekiyor öyle mi? Bir yıl bir odaya kapatılacak bilmem kaç yıl mahkemeye gidip gelecek sonra da suçsuzluğu ispat edilecek. Suçsuzluğun armağanı mı bu? Hem siz benden sadece bir suçu üstüne almamı değil başkalarını da felakete sürüklemeyi istiyorsunuz. Ben o mahkemelerde temize çıkmış olsam dahi başkalarını felakete sürüklemiş olmanın azabından nasıl kurtulurum? Nasıl yaşarım o yüzden nasıl? Tamam, nasıl? Tamam sakin ol tamam. Al su iç biraz al. Al su iç al. Şşş. Al su iç. Kendine gel. Ver. Ver. Git. Tamam. Git. Şuna. Bu da heyecanlanacak. Bağırıp çağıracak bir şey yok. Yak bakayım. Yak. Yak. Tamam. Yak. Yak bir şey olmaz. Hatırlıyor musun ya? Hı? Buraya ilk geldiğin zaman böyle sıkışıklara yak vermiştim sana tam yakacakken. Atlatmıştım tabii. Gerçi o zaman atlamışmıyorduk tabii. Böyle sana arkadaş değildi. Yak, yak tamam yak. Şimdi şey yapacağım. Sorgucu için en kötü durumda bulur işte. En azından için dökülüyorsun. Ben de böyle seni izleyip duruyorum ben de. Yalnız çok sağlam adammışsın. Böylesi hiç başıma gelmemişti. Ben de öyle sanırım. Nasıl ya? Şimdi sanmıyorsun. Niye? Geçen gün konuştuklarımızı düşündüm. He. Şey bak karın mı? Ne olmuş ya? Ne olmuş insan karşısına özer. Hele hele böyle bir durumdayken daha çok özer tabii. Benimki öyle değil. Nasıl yani? Benim ondan başka bir düşüncem yok. İşte kadını seviyorsun demek ki. Yani belki ama onunla da açıklanabilir bir durum değil bu. Yani başka kadına da falan da olmaz diyorsun. Nasıl yani? Hı? Anlamıyorum ki ne dediğini anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Biraz önce ruhunu çökertildiğinden söz ediyordun. Laf yetiştiriyordun bana. Başında. Ben o sözleri makine gibi söyledim. Ruhumun sağlamından değil ki. Daha doğrusu ruhumla bilgisi yoktu o söylediklerinin. Neden burada tutuluyorum, ne zaman çıkacağım, çıkınca ne olacak bunların hiçbir umurumda değil. Hatta istediğiniz şeyi imzalayabilirim artık. Yoksa nasıl laf yetişirdin peki bana? Ne? Nasıl? Karım buraya gelecek. Bununla burada yalnız kalacağız. Hı. Sonra ben gidip kapıyı kilitleyeceğim. Kilitleyeceğim değil mi? Kilitleyeceğim tabii canım. Sonra geleceğim karımın yanına. Tam burada. Soyunacak. Göreceğim. He. Niye sustun söylesene. He? He? Buraya getirdikten iki ay sonra, tam iki ay sonra bir gece karımın yüzünü gözümün önüne getiremez oldum. Ondan sonra bu tutku başladı bende. Ne yaptıysam da gelmiyordu gözümün önüne bir türlü gelmiyordu ama onu soyabiliyordum. Çırılçıplak uzatıyordum yanıma. Başsız bir kadın gibiydi sanki. Başsız. Başka kadınlardan farklı kalmadı. Hayır, hayır gene o ama sadece dişiliği anlatabiliyor muyum?
Sanki yalnız karımla yapmışım, başka bir kadın tanımamışım. Beni yiyip bitiren bu cinsel ilişki ise hep karımı getiriyor gözümün önüne ve başsız. Başsız. Evet. Sevgi değil demek istiyorsun ya. Sevgi değil. İyice. Avazlıktan bahsediyorsun. Bayağı avazı kalmışsın sen. Yalnız başsız demek isterken neyi anlattın ama çözemedim işte. Yani herhangi bir kadın olsun, yeter ki olsun. O da değil. Orada takımdan bu yüzden nefret ediyorum. Durup dururken hep bir sorun çıkartıyorlar zaten. Yalvarırım doğrusunu söyleyin. Bu ilgi niçin yapıyorsunuz bana? Ben konuşulmasından hoşlanmıyorum dedim. Otur şuraya! Bak, bizim elimizden çok insan geçer, tamam mı? Hele bu tutukluluk dönemleri biraz daha uzadığı zaman böyle değişik tutkular falan oluşmaya başlar. Kimisi içki diye kıvrım kıvrım kıvranır, kimisi de kadınsızlıktan şikayet eder, durur. Hatta geçenlerde hiç unutmuyorum, birisi makyaj malzemesi istemişti bana. Makyaj malzemesi? Sakal bıyık takıp oynayacakmış. Önce de öyle dedi sandık tabii ki. Deli değil ama istediğini vermezsek delirecek. Verdiniz mi? Verdik, verdik. Sonra ne oldu? Delirdi tabii. Sonra takım öyle çıkmaya başladı sorguya. Hiç unutma, karşıma geçmiş. Ben dördüncü herneyim, beni sorgulayamazsınız bir şekilde dedi. Şimdi nerede? Herkesin istediğini verir misiniz? Bak şu an olur mu öyle şey? Dalga mı geçiyorsun sen? Çoğu zaman veriyoruz tabii ki. İstediğimiz sorulara cevap versin diye. İstediklerini verdiklerimiz de oluyor tabii. Benim için de öyle mi düşünüyorsunuz? Yok. Senin için öyle düşünüyorum. Aslında sana acıyorum ben, biliyor musun? Acıyor musunuz? Ne oldu, inanmıyor musun? Yani bizde acıma duygusu yok mu sanıyorsun? Ha? Her gelene böyle düşman gözüyle mi bakarız sanıyorsun? Buraya gelenler içinde sevdiklerimiz de oluyor tabii ki bizim. Yani niye getirildikleri, işledikleri suçlar falan bizi ilgilendirmez. Bak, sen iyi bir adamsın, tamam mı? Bir şekilde bunları siyasete sokursun işte. İyi de kardeşim, sen mi devirteceksin dünyayı? Ha? Sen mi kurtaracaksın dünyayı? Tek yurtsever sen misin ya? Bunlar beni ilgilendirmiyor tabii. Sadece işimi yapıyorum. Ne diyorum ben? Ha, sevdikleriniz oluyor tabii. Aslında bizler biraz hastanedeki hasta bakıcılara benziyoruz. Şimdi bazı hastalar geliyor tabii, bazı hastalar taburcu oluyor diyor. Biz de onları iyileştirmeye çalışan hasta bakıcılar gibiyiz. Hasta bakıcılar. Yani buraya gelenlere iyilik ettiğiniz kanısında mısınız? Ya, iyilik ettiklerimiz oluyor tabii. Sanki sen tam durun, her gün iyilik yapıyorsun. Hiç çoktan kötülük yapmıyor. Bak. Farz edelim ki bir çocuğu sınıfta bıraktı. Evet. O çocuğa iyilik etmiş olmaz mısınız? Ama ben aslında ona iyilik etmişimdir. Ama bazen bizde öyle oluyor işte. Neydi o? Ne? Yapmayın, duymadınız mı? Neyi duymadın? Ha? Ne oldu? Ses duymadınız mı? Ne ses? Sinirler iyice boşaldı. İstersen bugünkü görüşmeyi iptal ederim. Yok, yok. Yok, hayır. Tamam, benim sinirlerim çok bozuldu. Çok konuşmayayım seni. Bana bir oyun oynamayacaksınız, değil mi? Yani ne bileyim, karım buraya gelecek. Ha. Biz onunla bu odada yalnız kalacağız. İnanamıyorum ben. Niye? Niye inanamıyorsun? Yani karım gelecek, biz onunla yalnız kalacağız. Ne? İnanamıyorum ben. Biz onunla bu odada... Otur! Ayakta konuşmasın lan. Hoşlanmıyor lan. Bana bak. Kanepe yetmez mi size? Hı? Burada onunla yalnız kalacağız, değil mi? Dur.
ben de olursam vazgeçecek değilsin herhalde değil mi? Olmasın yani. Ne olursa olsun yeter ki olsun diyorsun yani. Evet. Bana aklına geldi mi? Evet. Demek ki çöküntü dediğimiz şey bu olsun. Demek buraya geldikten 2 ay sonra böyle tuhaf şeyler başladı. Hı? Karından başkasını düşünemezdim. İstanbul dilleri işimizle uğraşırken senin aklın başka yerdeydi. Sorduğun sorulara robot gibi cevap veriyordu. Tabii. Bak bu hiç aklıma gelmedi benim gelir. Hiç aklıma gelmedi işte. Ben nereden bilecektim adam zırhın içine girmiş orada duruyor. Peki niye açıyor? Yani karınla yattıktan sonra ya da ben sizi görüştürdükten sonra yine böyle sorguya çekseydim eğer kayıtsız kalır mıydı? Bilmiyorum. Gelecekte korkuyorum. En iyisi inanmayayım olmayacak diyeyim daha iyi. Bekle bekle dengem bozuldu benim. İyi de bak ben bekletmiyorum ki seni. Aşağı tembihledim. Geldiği zaman haber verin diye. Dur dur. İyilik yapayım. Tamam. Dur sorayım ben. Alo. Ha beklemeyi ver, beklemeyi. Ha bekleme mi? Oğlum o öğretmenin evinden birisi gelecekti, geldi mi? Niye haber vermiyorsunuz peki? Ha, sadece bekletin dediğim için. Ya, aklına gelmedi yani, düşünemedim. Hı. Güzel, güzel. Bekletin, tamam. Tamam, bekletin, bekletin. Hadi. Bekletin. Gelmiş, daha ne istiyorsun? Aldatma, aldatma da yok. Daha. Hemen gelecek mi? Sabır olun. Dayanamayacağım artık, ne olursunuz. Ayakta konuşulmasın lan. Kuslanmıyorum dedim sana, otur! İyi bak, sabrettin. Sabır olun. Dayanamayacağım artık, lütfen. Artık sırası geldi mi? Ne? Saklamayın, ne olacağını biliyorum. Anlamıyorum şimdi. Bu ilinizin karşılığında bana hangi kağıdı imza atmak istiyorsunuz? Bu değil mi istediğiniz? Siz söylemeden ben söyledim işte. Yalan mı? Yalan değil de eksik. Eksin de siz tamamlayın. Moralin bozulmasın diye konuşmak istemiyorum aslında. Bak. 345 gündür buradasın. İnat et. Konuşmadın. Aklına hep karını getirdin. Ondan başkasını düşünemez oldun. Biz de görevimizi yapamadık tabii ki. Aslında seni istediğin kadar bekletirim. Kimse de hiçbir şey söyleyemez. Hiç. Yalnız tutukluluk uzayınca yukarıdakiler biraz huysuzlanmaya başlıyor. Geçen gün merkezden istediler seni. Merkezden mi? Oo, merkezden istediler. Biliyorsun burada konuşmayanlar orada bülbül gibi konuşuyorlar. Gerçi biz onlara göre tabii daha nazik davranıyoruz. Anladım. Demek konuşacaksan burada konuş demek istiyorsunuz. Doğru, başarısız uğramış olmak istemezseniz sicilinize kötü not düşerler, değil mi? O da etkili. Biraz da ben seni düşünüyorum. Yani arkadaş gibi oldu. Başına bir iş gelmesine istemiyorum yani. Üzülürüm sana. Son kozunuzu oynayacaksınız, değil mi?
Öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan konuşturdum ben seni. Hele hele karım aşağıdaki. Demek son bir iyilik öyle mi? Sana bağlı biraz. Yarın buradan gidiyor muyum? Orada karımı hiç göremem öyle mi? Demek sadece bugün. Neyse. Yavaş yavaş gideyim ben. Gidiyor musunuz? Ne oldu? Ben burada kalıyorum öyle mi? Burada kalacağım. Burada mı bekleyeceğim? Evet, evet. Dışarıda kimse olacak mı? Koridorda dolaşırlar işte. Peki kapıyı kilitleyecek miyim? Anahtar orada kilitlersin sonra. Ne kadar müsaade ediyorsunuz? Yetmez mi? He? He. Şunda. Şey, teşekkür ederim. Bundan bir şey anlamadım. Parasız kaldığınızı sandı ablam. Aksi gibi evde de hiç kalmamıştı. Ben ancak bugün getirebildim. İyi gördüm sizi. İyi. Hasta demek. Midesi tuttu. Dün gece hiç uyumadı. Ben de uyumadım. Hem 4 gecedir uyumuyorum ben. Hasta mıydınız enişte? Sinirlenmek iyi gelmez ona. Bir şey mi sinirlendi? Hayır. Ama ev sahibiyle konuşmuştu dün. Ne konuşmuş? Anlatmadı bana. Kirayı veremediniz mi yoksa? Biz biraz gecikmiştik. 1 yıldır kurtuldum o sıkıntılardan. Hepsi ablan üstüne kaldı. Şimdi zavallı çıkın. Evliliğimiz boyunca bir gün bile oh demedi ama şikayet de etmedi. Hiç katlandı oturdu. Otursana. Ayakta kalmıyor. Epey vaktimiz var daha. Ablam bir gün bile şikayet etmemiştir enişte. Ben ağzından böyle bir şey duymadım hiç. Bilir. Sizi seviyordu. Ya yani şey, yine de sever. Hem herkes sizin evliliğinizi örnek evlilik diye gösteriyor. Doğrudur. Biraz güç.
Yalnız başına kalınca sıkıldınız. Yok, geçti hepsi. İlk aylar biraz sıkıntılı oldu ama şimdi düzlüğe çıktım. Çok şükür. Hele bir eve gelin görürsünüz, her şey nasıl da düzelecek. Yakın mı? Ne? Çıkmanız. Bugün görüştürdüler diye ben unutmadım da. Buradaki işimiz bitti. Ah, çok şükür. Yarın gidiyorum. Nereye? Merkeze. Merkez neresi? Bilmiyorum. Sana bir şey soracağım. Buyur enişte. Şu enişte lafını bir kaldır önce. Peki enişte. Ben alışmışım. Sen de ablanın bir resmi var mı? O muydu soracağınız? Sen başka bir şey mi sandın? Ne sandın? Yok, başka bir şey sanmadım. Yanımda ablanın resmi yok, üzüldüm buna. Bende de yok. Getirsin mi? Nereye getirecek? Ablan sana benzer mi? Benzer. Yani biraz. Biraz, öyle mi? Bilmem ki. Ayağa kalksana. Kalk. Vücut yapısı tıpkı. Otur. Ama yüzünüz benziyor mu? İşte onu bilmiyorum. Kardeş kardeşe benzemez olur mu hiç? Yüzünü bulamıyorum ablanın. Aylardır gözümün önüne getiremiyorum bir türlü. Demin burada beklerken en çok onun için merak ediyordum. Sanki ilk defa görecektim ablanın yüzünü. Sen içeri girince bir an... Demek böyleymiş dedim kendi kendime. Daha sonra tanıdım seni. Şey, bugün görüştüreceklerini biliyordunuz da niçin aldığımı açık açık yazmadınız? Başkomiser Salı günü çağırdı beni. Sorgu için değildi de oturttu halimi hatırımı sordu. Sigara verdi. İnandılar demek suçsuz olduğunuza. Hayır, inanmıyorlar. İş başka, insanlık başka. Bu kadar aydır en çok neyin özlemini çektiğimi sordu bana. Dostça. Ben de karımı özlediğimi söyledim. Öyleyse çağır. Cumartesi günü gelsin. Sizi burada benim odamda görüştüreyim dedi. Çok yazık olmuş. Ama mektubu bunu yazamaz. Neden enişte? Çünkü kendiliğinden karar vermiş başkomiser. İzin almadan gizli olarak yani. Ben bugün önemi daha iyi anlıyorum şimdi. Ablamın hastalanması çok aksi oldu. Gelseydi yalnız bırakacaklardı sizi. Anladın mı? Yüzüme bak. Anladın mı? Anlamadım ben. Yüzüme bak dedim. Salı gecesinden beri hep bugün. Ablanı göreceğim günü bekleyerek uyku bile uyumadım. Sinirlerim gerildikçe gerildi. Onunla yatacaktım bugün, burada yatacaktım. Bu istek başka kaygılarım hiçbirine başka ablanıma fırsatı vermeden aylardır beni kendine köle etti. Yediğim yemekte, içtiğim suda hep onu görüyordum, anlıyor musun? Bütün öteki görevlerinden sıyrılmış taslaman bir kadın, canlı güçlü değişen ve değiştiren bir kadın. Bugün onu bekliyordum, onu istiyordum. Gelseydi elime geçen bir fırsatı kullanmış olmayacaktım. Şimdi de bir fırsat kaçırdım diye üzülmüyorum, senden rica ediyorum, iyi anla burasını. Benliğimin yok olup olmaması işim. Neden yürüyorum, neden dayanıyorum hiçbir şey bilmiyorum. 5 gündür onu bekler durumdayken ve geleceğine inanmışken... Gelmiyor anladın mı şimdi, gelmiyor! Leblebi al. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bendeki büyük talihsizlik. İstemeden şu içine düştüğüm duruma bakın. Ben sizden af dilesem bir yanlışlık yapmadım ki af dileyim. Özür dilesem bir suç da işlemedim. Ama yine de burada bulunan büyük hata, büyük yanlışlık enişte. Otur. Bana başka söyleyeceğiniz var mı? Gitmek mi istiyorsun? Ben sizi daha fazla üzmemek için. Müsaade ederseniz. Yarım saat demiştim. Daha var vaktimiz. Ben size 65 lira getirdim. Çamaşırlarınız yıkandı, ütülendi. Kitap getiremedim, kitaba müsaade etmiyorlar. Üzülecek bir şey yok. Ablan hastalandı, sen geldin. Midesi tuttu. Tutunca... Sen geldin. Evet. Öyleyse. Enişte. Gelmiştir. Ben gideyim artık.
Ablan gelseydi bu kanepede oturacaktı. Belki de. Belki de değil, muhakkak. Üstelik gitmek için senin gibi acele etmeyecekti. Etmezdi. Sen niye acele ediyorsun? Ablam hasta da. Korkuyor musun? Ben niye korkayım? İşte. Bırak şunu istiyorsun, hadi soyun. Delirdiniz mi? Çok aflattınız kaldı. Kendinize gelin. Aptallığı bırak şimdi. Benden ne istiyorsunuz? Seninle yapmak istiyorum. Bağırayım mı? Seninle yapmak istiyorum. Ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Kendinize gelin. Kalabalıktan nefret ederim. Affedersin. Kriz geçirdiniz. Olmamış sayalım bunu. İkimizin arasında kalsın. Zaten ikimizin arasında da geçti. Ortada affedilecek bir durum da yok bence. Üzülmeyin artık. Geçti. Daha konuş. Daha konuş. Aylarca şefkatten yoksun kaldınız. Yalnızlık sizi yedi bitirdi. Kimseyle de görüştürülmediniz. Ne güzel. Kendinizi dinlediniz. Sinirlerinizi yordunuz. Sabrınızı yordunuz. Bu ses beni iyileştiriyor. Bütün yakınlarınızdan uzakta. Saçları boş yere söyle bunları lütfen. Buradan çıkacağınız günü düşleyerek dayanılmaz bir sabrın sonunda yorgun düştünüz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben sizi anlayabildimse, hele teselli edebildimse ne mutlu bana. Beni anlaman pek de gerekli değil. Bana yararlı olman gerekli. Yararlı olabildim mi size? Daha başlangıçtayız. Soyun artık. Bak zorbalık etmiyorum, anlayışına güveniyorum senin. İkinizi buraya niçin kapadılar biliyor musun? Burada şu kanepenin üstüne yatalım diye. Yanılıyorsunuz. Size o kolaylığı benimle değil, ablamla yalnız kalın diye sağladılar. Onlar için ne ablan olmuşsa sen ne fark eder, hepsi birdir. Kime mektup yazmanızı söyledi komiser? Ablana. Gördünüz mü? Bütün sıkıntımın seni görmemekten gelmiş olduğunu söyleseydim, sana mektup yazdıracaktı. Kim olursa olsun, yalnızca bir kadın olsun diye mi düşündünüz? Evet, öyle düşündük. Daha önce söyleselerdi böyle bir şeye inanmazdım. Ben de inanmazdım. Öyleyse ablamın yerine benim gelmiş olmam şaşırtmıyor sizi. Yok, şaşırdım. Şaşırdım ama şimdiki durumum hiç de ondan aşağı kalmıyor. Ben anlamadım. Öyle ya. Ablan olsaydı burada, o da böyle senin gibi lafı uzatsaydı, aptallık olmaz mıydı? Söylesene. Ablam olsaydı lafı uzatmazdı. Ha. Yani öyle sanıyorum. Niye uzatmazdı bakayım, onu da söyle. Ablam sizin karınız. Benimle yatması da görevi, öyle mi? Evet. Aklın yatıyor mu sözün doğruluğuna? Bir kadına yatma isteği duyuran bir adamın karısı olmak sıfatı mıdır? Hayır, alışması. Demek sen alışmadığın için böyle bir istek duymuyorsun. Ne tuhaf. Demek kocalar alıştırmasa kadınlar böyle bir istek duymayacaklar. Sonra bilir miyim küçük hanım, bir alışkanlık kazanmak için mi evleneceksiniz? Bir adamın karısıyla yalnız kalması başka bir kadınla yalnız kalmasına benzetilemez. Ya benim söylemek istediğim bu. Oysa siz dolambaç yollardan gidiyorsunuz. Dolambaç yollardan giden kim? Hı? Sen misin yoksa ben mi, anlayalım şunu. Ben bugün ablanla yatacaktım. Her şey buna göre hazırlanmıştı. Ablan hastalanınca sen geldin. Bu kadar basit bir iş bu. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilseydim gelir miydim sanıyorsunuz? Karşımda ayakta konuşma. Otur. Gitmeye kalkarsam yine zorbalık mı yapacaksınız? Hayır. Gidiyorum öyleyse. Kapının kilitli olduğunu unutma. Hani zorbalık yapmayacaktınız? Vururum, dışarıdan açarlar. Emir aldılar. Açmamak için mi? Evet. Polisle iş birliği mi yaptınız? Evet, karımı zorla burada tutmak için. Ben sizin karınız değilim. Kapıyı açmazsanız bağırırım. Bağır istersen. Otur, ayakta kalma. Sizden korktuğumu sanmayın. Korkulacak bir yanım yok benim. Bir yıldır içeri tıkmış zavallının tekiyim ben.
Şimdi de acındırma yolunu mu tuttunuz? Benimle konuşmaktan kaçmanın gereksizliğini anlatmaya çalışıyorum sadece. Bu. Ben sizinle konuşmaktan kaçınmıyorum. Öyleyse vakit olmadan niye çıkıp gitmek istedin? Beni hapsetmenize isyan ettim. Yarım saat dolunca vururlar dışarıdan. Açarım. Gidersin. Yazık ettiniz. Bu zamanı daha iyi değerlendirebilirdik. Aynı şeyi söylüyorum. Aynı şey yani. Hala da umut kesmiş değil mi? Öyleyse bırakın artık bu lafı, tatlı tatlı konuşalım ha? Bu istemin bir zorbalık olmadığını seni inandıracağım. Konuşarak, tartışarak mı? Evet. Baskı yapmadan? Evet. Daha başlangıçta durumlarımız eşit bile değil. Kapı kilitli, beni burada zorla tutuyorsunuz. Kapıyı açsam gideceksin de onunla. Siz de biliyorsunuz beni inandıramayacağınızı. İnanacağını anladığın için kaçmak istiyorsun. Sizin inandığınızı mı? Evet. Demek benim haklı olabileceğimi hatırınıza bile getirmiyorsunuz, öyle mi? Seninki doğru değildi ondan. Tek bir doğru var, o da sizinle yatmam, öyle mi? Öyle. Öyleyse niçin beni inandırmaya kalkıyorsunuz? Zor kullanın. İstediğiniz kadar kabul etmeyin ama siz bir zorbasınız. Zor kullanın. Size burada ne yapıyorlar da aynısını bana da yapın. Hadi bekliyorum. Ne ediyorsun? İlaççısın sen. Heyecanlandınız. Sakin ol. Siz heyecanlandınız. Peki. Madem razı olun. Git. Serbestsin. Sen de duydun mu? Nasıl duymayabilirim? Sağır olsa duyardı. Anladım. Böyle sesler duyuyorum ben. Olur olmaz zamanlarda böyle çığlıklar çalıyor kulağım. Aşağıdaysam kapıya tutup nöbetçilere soruyorum, bir şey yok diyorlar. İnanmayın. Saklıyorlardır. Duydun mu? Duydun mu? Gene bağırdı. Gene bağırdı. Değil mi? Bu sefer bağıran olmadı. Olmadı mı? Belki de deminki çığlığın etkisindesinizdir hala. Böyle olacak. Sabaha kadar sürer gider bu uyku boyu. Ne karar verdin? Ne kararı? Laf anlamazlıktan gelme, uzatmaya da kalkma. Bir an için düşünelim bak. Ablan sen olsaydın ve bugün hastalandığın için buraya yani işte kardeşini yollasaydın. Ve ben de gene aynı nedenlerle onu inandırsaydım. Böyle bir şey yaptığı için ona kızar mıydın? Benim razı olmayışım ablamın kızacağını düşündüğümden değil. Kötü etme beni. Böyle bir şey yaptığı için ablanı kötüler miydin? Kıskanır mıydın onu? Yapılacak tek şeyin olduğuna inansaydım ses çıkarmazdım. Ses çıkarmamakla kalmaz, bir de teşekkür ederdin ablana. Bir an için düşünelim. Ne olur. Aç kulaklarını. Benim ölmek üzere olduğumu düşün. Burada ikimizden başka bir de doktor var. Doktor, benim de yatmaya razı olduğum takdirde hayatımı kurtarabileceğini söylüyor sana. Yatmaz mıydın? Benzetmelerle düşünmek yanıltır insanı. Siz hem o durumda değilsiniz. O durumdayım. Bugün dayanma gücümün sonuna vardım, anlıyorum. Yarın beni buradan götürürler. Orada bana her istediklerini söyleyecekler. Hem kendimi göreceğim hem de bir takım dostlarım. Bu mazeret sizi temize çıkarmaz. Temize çıkmayı bile düşemez hale geleceğimi biliyorum. Öyleyse bugüne kadarki dayancınızın övülecek hiçbir yanı yok. Ben sizin söylediklerinize inanamıyorum. İnatçısın da ondan. Beni bu işe zorlarsanız kendimi öldürürüm. Niye? Bir orospu yerine giriyorum çünkü. Senin yapacağın şey neresi orospuluk? Yapmayacağım. Yapacak.
Peki öyleyse. Ama razı olmadım. İşte şimdi orospu oluyorsun. Sizin de zaten orospuya ihtiyacınız vardı. Öyle olsaydı yarım saattir seni konuşmaya, inandırmaya uğraşır mıydım? Sizi sorguya çekenler de aynı şeyi yapmıyorlar mı? Kendi bildiklerine, kendi düşüncelerine getirmek için tutmuyorlar mı sizi burada? Siz zorbalıktan demin yaptığınız gibi beni kanepeye fırlatmayı dayağı işkenceye anlıyorsunuz. Oysa bir insanı belli bir konuda düşünmeye zorlamak da zorbalık değil midir? Düşünün ki ben davranışlarımın doğru olup olmadığını düşünmek istemiyorum. O davranışlarımın doğru olup olmadığını düşün diye zorlamak kimsenin hakkı olmamalıdır. Ben belki de basit bir insan olarak kalmak istiyorum. Benzetmelerle düşünmek yanıltır insanı. Anlamıyor musun? Benim sana ihtiyacım var, onların bana ihtiyaçları yok ki. Ben onların yaşamaları için bir gereklilik değilim, bir tesadüfüm sadece. Benim yerimde bir başkası olsa hiçbir şey değişmez. Ne yazık ki ben de öyle bir tesadüfüm işte. Benim yerime bir başkası gelseydi aynı teklifi yapacaktınız ona da. Sanırım. Kesin konuşun. Evet yapacaktım. Ha? Ne istiyorsun, nasıl olmalıydı? Önce sevmeliydin de sonra mı teklif etmeliydin bunu sana? O vakit durumumuz normal mi olurdu? Seni rahatsız eden bu değil mi? Biliyorum, seni rahatsız eden bu. Yani önce sana tutulsaydım, sonra tekrar bunu teklif etseydim, o zaman yine ablana karşı bir sorumluluk meselesi çıkacaktı ortaya. Ama sen şimdiki gibi oraya dolmayacaktın. Bana saygı duyacaktın. Çünkü aşka saygın var senin. Sizin yok mu? Yok! Ablamı sevmiyorum. Sevmiyorum, seni de sevmiyorum. Başka bir sevdiğimde yok! Anladın mı şimdi? Yok! Keşke gelmeseydim. İstersen ağla biraz. Açılırsın. Enişte, ne olursun, inat etme. Enişte deme, hoşlanmıyorum o laftan. Tamam, inat etme diyorum. İnadım ben değilim ki. Yalvarırım, bırak gideyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz sahiden müsaade ediyor musunuz? Ben inanamıyorum bir türlü. İsterim hem, isterim. Bana darılmayın. Darılmadınız değil mi? Bilmiyorum. Ben sizi bu halde bırakmak istemiyorum. Acıyor musun bana? Evet. Neden? Veririm sizi ben. Severmiş. Asıl ben seni oldum bitmemi sevdim. Ne? Seviyorum seni. Ne zamandan beri? Yıllardan beri. Doğru mu söylüyorsunuz? Doğru ya. Şimdi için rahat edecek mi? Yalan. Tabii ya. Yıllardan beri. Bütün kadınlar böyledir işte biliyor musun? Hiç aşağı kurtarmaz. Yıllardan beri. Ama bütün yıllanmış aşkların bile yarım saatlik bir başlangıçları vardır. Ne olup bittiyse yarım saat içinde olmuştur. Yo, merak etme. Birlikte geçirdiğimiz bu yarım saat öyle bir yarım saat değil. Anahtar sen de istediğin zaman gidebilirsin.
Çandan bile yoktu. Ama bayram geldi. Annem ne yaptı ne etti bana böyle bir çift ayakkabı aldı, bir pantolonla bir de gömlek dikti. Arkadaşlarla sözleşmiştik bir gece önceden. Birlikte bayram yerine gidecektik. Tatlıca da tat yiyecektik. Sonra kiralık bisikletlere binecektik. Hatta sinemaya bile gidecektik. Annemden para istedim. Paramız yok oldu. Arkadaşlarım birazdan geleceklerdi, onlara ne diyebilirim? Paramız olmadığını, bu yüzden onlarla birlikte gidemeyeceğini söyleyemezdim ya. Çılgına dönmüştüm, böyle bütün elbiselerimi çıkarıp duvarlara fırlatmaya başladım. O zaman beni yüzünüz bir seyreden annem dolaptan çantasını çıkardı, para aradı. Bula bula 1 lira buldu. Kadıncağızın bütün parası oydu. Sonra parayı uzattı bana. Dikeyin dedi. 1 lira yetmez mi? 1 lira o zaman büyük paraydı. Hemen elbiselerimi topladım, giyindim. Paramı da cebime koyup arkadaşlarımı beklemeye başladım. Geldiler. Annem onlara şeker ikram etti. Sonra onlar annemin elini öptüler. Sonra annem dedi ki hadi artık gidin, güzel güzel edin. Sokağa çıktık. Nasıl neşeliyim? Kapıma sığamıyorum. Fakat tam köşeyi dönerken gözüm pencereden anneme takıldı. Annem gülümseyerek bize el sallıyordu. O zaman içimden bir ağlamdır geldi. Ağladım belli etmemeye çalışarak arkadaşlarıma ben gelmeyeceğim dedim. Önce neden olduğunu anlamadılar, sonra biri alay ederek paran yok da ondan gelmiyorsun dedi. Çıkarıp gösterdim, bak dedim işte para. Bak para 1 lira. Sokaklara dalıp sersem sersem dolaştım, doyasıya aldım. Sonra elimden geldiği kadar neşeli görünmeye çalışarak döndüm. Beni görünce şaşırdı. Neden döndün oğlum dedi. Canım istemedi. Sonra çıkarıp o 1 lira uzattım ona. Zavallı kadıncağız. Çok şaşırmıştı. Parayı aldım. Masanın üstüne koydum. Bastırıp çıkıra çıkıra ağlamaya başladı. Ben sağlamıyordum artık. Bayram yerine gidemediği için üzülmek benim gibi koca bir çocuğa, bir ortaokul öğrencisine yakışmazdı. İçeriden senin aklı başka türlü düşünüyor. Sen bugün bunu anladın. Yalnız benden değil, kendinden de. Bugün sen de yarım saat sonra içeriden biri oldun çıktın, ona göre düşünmeye başladın. Sen içeri girdin biraz, biraz ben dışarı çıktım. Beni affet. Şahtan, içeri gel. İçeride buluştuk seni. Ama artık bu kadar gezinti yeter. Herkes yerli yerine. Beni affet.
Beni affettiniz değil mi? Affedecek bir şey yok. Affedilecek çok şey var. Ablanı beni iyi gördüğünü söyle. Yalandan değil. Gerçekten öyle. Bak yüzünden belli değil mi? Bugün içeri girelim, geçelim en tehlikeli gündü. Yıkılacak gibi duyuyorum kendimi. Öylesine bozulmuştu ki beni. Geçti ama. Yarım saatte konuşup beni kendime getirdi. Şimdi eskisinden de koydu. Ablana kaldırmon kaynat. Tabi gider gitmez olur. Öyle sinirlenmesin olur olmaz şeylere. Ben yakında geleceğim. Nerede kalmıştık? Şimdi söyle bakalım.